Merhabalar değerli dostlar. Bugünkü konumuz Albert Carago'nun güzel bir eseri olacak. Kaos'un Kutsal Kitabı. Çok meşhur bir eseridir. Ürememize, üretmemize ve tüketmemize itiraz eder yazar. Dünyanın sonunu hazırlayan şehirlerimize, üst üste koyduğumuz beton yığınlarına, budala politikacılara ve yok olmaya mahkum kitlelere, sürüleredir onun laneti. Böcekleşmiş yığınlara, gökten firar etmiş tanrılara, bu yüzden de doğrudur, dünyada en çok sevdiği şeyin, uygarlığın ihanetine uğramış birinin öfkesidir onunkisi. Cinsellikten Yahudi sorununa, sembolizmden felsefi meselelere ve edebiyata dek her alanda yazmış, şu ana dek 22 ciltlik, bildiğim kadarıyla 22 ciltlik eseri yayımlanmış bir yazar olan, ancak pek az tanınan, pek az okunan, tanınmayı ve bilinmeyi ise hem içerik hem de biçim bakımından hak eden Albert Carago'nun eserinin en özlü kısmı olan Kaos'un Kutsal Kitabı, ideal bir saldırı malzemesi, bir dinamit ve bir tahrip kalıbıdır diye kitabı öncelikle tanıtmış bulunayım size. Şimdi bu kitapla ilgili almış olduğum notlarıma geçiyorum değerli dostlar. Albert Carago yaklaşık 400 yıldır Türkiye'de yaşayan Sefarad bir ailenin oğlu olarak 1919 yılında İstanbul'da doğmuştur. Aile ilk önce Orta Avrupa'ya, Viyana, Prag, Paris buralara göç etmiş oluyor. İkinci Dünya Savaşı arifesinde Nazi tehdidi karşısında Güney Amerika'ya göç etmek zorunda kaldı. Hayatını mutlak anlamda yazıya adamış münzevi bir kişilik olan Carago, cinsellikten Yahudi sorununa, sembolizmden felsefi meselelere ve edebiyata dek her alanda uzlaşmaz, sarsıcı ve provokatif metinler yazmıştır. Fransızca, Almanca, İngilizce ve İspanyolcaya son derece hakim olan Carago, metinlerini Fransızca kaleme alan, aydınlanma geleneğinin takipçisi, modern üsluplu, klasik bir yazardır kendisi. Geniş bir külliyata sahip Carago, genellikle nihilist ve karamsar bir yazar olarak görünür ve Kiora'na benzetilir. Yıllar boyunca intihar etmek istemesine rağmen ailesini üzmemek için bunu gerçekleştirmeyen Carago, 1971 yılında babasının ölümünden birkaç saat sonra hayatına son vermiştir. Ölüme doğru gidiyoruz, tıpkı okun hedefe doğru gitmesi gibi. Asla ıskalamayacağımız da kesin. Ölüm bizim tek kesinliğimiz, tek gerçeğimiz. Öleceğimizi daima biliyoruz. Herhangi bir zamanda, herhangi bir yerde. Biçiminin bir önemi yok. Çünkü ebedi yaşam bir anlamsızlıktır. Ebediyet hayat değildir. Ölüm özlem duyduğumuz istirahattir. Hayat ve ölüm birbirine bağlıdır. Başka şey talep edenler imkansız isterler. Tek elde edecekleri ve ödülleri duman olup gitmek olacaktır. Bizler sözcüklerle yetinemeyenler, yok olmaya razıyız ve rıza göstermekte de haklıyız. Doğmayı biz seçmedik ve bize verilmekten çok dayatılmış olan bu yaşama, kaygı ve acı dolu neşesi sorunlu ya da kötü bu yaşama hiçbir yerde katlanamadığımız için kendimizi mutlu addediyoruz. Bir insanın mutlu olması neyi kanıtlar? Mutluluk türe özgü bir durumdur. Biz ise cinsin yasalarına bakıyoruz. Yalnızca bu yasalardan yola çıkarak düşünüyoruz. Bu yasalar üzerine kafa yoruyor ve bu yasaları derinleştiriyoruz. Mucize arayanları küçümsüyoruz. Sonsuz mutluluğa düşkün değiliz. Bizim gerçekliğimiz bize yeter. Türümüzün üstünlüğü başka yeri kapsamaz diyor yazarımız. Her birimiz tek başımıza ölüyoruz ve bütünüyle ölüyoruz. Bu iki hakikati çoğu kişi reddeder. Çünkü çoğu insan yaşadığı süre boyunca uyuklar ve yok olacağında uyanmaktan çekinir. Yalnızlık ölümün okullarından biridir. Çoğunluk asla bu okula giremez. Bütünlük başka bir yerde elde edilemez. Aynı zamanda yalnızlığın da ödülüdür bütünlük. Birbirlerinden ayırt etmek gerekirse insanlar üç takıma ayrılır. Uyur gezerler ki bunlar sürüyledir. Aklı başında ve duyarlı olanlar iki düzlemde yaşarlar ve kendilerinde neyin eksik olduğunu bilerek hiç bulamadıkları şeyi aramaya çalışırlar. Ruhani insanlar iki kez doğmuşlardır. Tek başlarına ölmek ve bütünüyle ölmek için düzenli adımlarla ölüme doğru yürürler. Ölüm anını, yerini ve tarzını tesadüfen de olsa seçemedikleri durumda gündelik işleri küçümsediklerini belirtmenin tek yoludur bu onlar için.
Uyur gezerler bir yandan da putperesttir. Aklı başında ve duyarlı olanlar mümindir. İki kez doğmuş ruhaniler, uyur gezerlerin hayal edemedikleri, ötekilerin ise tahayyül bile edemediği şeye taparlar dinde. Çünkü onlar kamil insanlardır. Dolayısıyla zaten elde etmiş oldukları şeyi ne aramaya kalkışırlar ne de ona taparlar. Çünkü kendileri odur zaten. İçinde yaşadığımız şehirler ölümün okullarıdır. Çünkü gayri insanidirler. Bu şehirlerin her biri uğultunun ve leş kokunun kesiştiği kavşaklar halini almıştır. Her biri binalardan oluşan bir kaos olmuştur. Milyonlarcamız bu şehirlerin içine yığılarak yaşama nedenimizi de yitirmekteyiz diyor devamında. Biz çaresiz bahtsızlar kendimizi saçmalık labirentine iyi kötü girmiş hissediyoruz ve buradan ancak ölümüz çıkacak. Çünkü bizim yazgımız daima çoğalmak, tek amacımız da sayısız ölümler. İçinde yaşadığımız şehirler çarkın her dönüşünde birbiri ardına hissettirmeden ilerliyor. Birbirleriyle kaynaşma özlemiyle yanıp tutuşarak bu yürüyüş mutlak kaosa doğru uğultu ve leş kokusu içinde. Çarkın her dönüşünde arazi fiyatları artıyor. Boş alanı yutan labirentin içinde plasman geliri şehir duvarlarını günden güne yükseltiyor. Paranın para getirmesi ve içinde yaşadığımız şehirlerin ilerlemesi şart olduğundan her kuşağın evlerinin iki misli yükselmesi ve iki günde bir suların kesilmesi de meşrudur. Mimarların tek özlemi bize hazırladıkları kederden kaçıp kırda yaşamaya gitmektir. Dünya büyük keşifler öncesi gibi yine kapandı. 1914 yılı ikinci orta çağın gelişine işaret ediyor. Kendimizi yeniden gnostiklerin tür hapishanesi dedikleri şeyin içinde asla içinden çıkamayacağımız sonlu evrende buluyoruz. 400 yıl boyunca sayısız Avrupalıya nasip olmuş iyimserliğin sonucu bu. Keder gerisin geriye tarihe dönüyor ve birdenbire nereye doğru yol aldığımızı, başımıza gelenin nedenini soruyoruz kendimize. Giderek daha insani bir yaşama eşlik edecek sınırsız bir ilerlemeye, babalarımızın duyduğu boş güven demek ki uçup gitmiş, çemberin içinde dönüp duruyoruz. Kendi eserlerimizi bile tahayyül edemiyoruz. Demek ki eserlerimiz bizi aştı geçti. İnsanın dönüştürdüğü dünya bir kez daha insan zekasını aşıyor. Binalarımızı hiç olmadığı kadar ölümün gölgesinde inşa ediyoruz. Ölüme bizim şatafatımız miras kalacak, çıplak olma vakti yaklaşıyor. Geleneklerimiz giysiler gibi birbiri ardına üzerimizden düşerek bizi çıplak bırakacak. Ancak o zaman yargılanacağız. Dışımız çıplak, içimiz boş. Ayaklarımızın altında uçurum, başlarımızın üzerinde kaos. İnsanlar hem özgürdür hem bağımlı. Arzu ettiklerinden daha özgür, fark ettiklerinden daha bağımlıdırlar. Çünkü faniler kitlesi uyur gezerlerden ibarettir. Ve onların uykudan uyanması asla düzenin çıkarına değildir. Yönetilemez olurlar o zaman. Düzen insanların dostu değildir. Onları keyfince yönetmekle yetinir, ender olarak uygarlaştırmaya, daha da ender olarak insanleştirmeye çalışır. Değerli dostlar, aslında gördüğünüz gibi düzen de zaten cahillikten, hani uyur gezer diyor ya, hiçbir şeyden habersiz, umarsız insanlardan nemalanıyor. İktidarlar zaten bunların üzerinde yükseliyor. Bu da ayrı bir konu olarak ben size yine sunumu yapacağım bu konularda. Ama tabii şu an konumuz bu değil. Düzen şaşmaz olduğundan onun hatalarını günün birinde telafi edecek olan şey savaştır. İşte düzen bu hataları iyice artırdığı için savaşa gidiyoruz. Savaşla istiklal birbirinden ayrılmaz, istikbal birbirinden ayrılmaz gibidir. Tek kesinlik şudur: ölüm tek kelimeyle her şeyin anlamıdır. İnsan ölüm karşısında sıradan bir şeydir yalnızca. Halklar da aynı. Tarih bir tutkudur, azaptır, kurbanları sürüyledir. İçinde yaşadığımız dünya cehennemdir. Hiçliğin yumuşattığı bir cehennem. Gördüğünüz gibi burada nihilist düşüncelerini olduğu gibi yansıtmış oluyor dostlar. Bu cehennemde kendini tanımayı reddeden insan kendini feda etmeyi tercih eder. O çok kalabalık hayvan türleri gibi çekirge sürüleri, fare orduları gibi feda etmeyi tercih eder. İçinde yaşadığı dünyayı yeniden düşünmektense yok olmanın daha yüce olduğunu, sayılamayacak kadar çok kereler yok olmanın yüceliğini hayal eder. Gençliğimiz kendini mahkum edilmiş hissediyor.
Bu nedenle üniversiteler kaynıyor, gençlik haklı, biz haksızız. Ona yeni bir savaş hazırlıyoruz. Düzen ve savaş birbirine bağlı, ahlakımız bunun gayet iyi farkında. Büyük ahlakçıların öğretisine bakmak yeter. Tek kesinlik bu. Müebbet barış durumunu hayal bile edemiyoruz. Düzen buna katlanamaz. Gençliğimiz düzenle savaşın uyuştuğu bu ilişkiyi kavradı. Bizim değerlerimizle kendi bahtsızlıklar arasındaki bağlantıyı anladı. Bu artık karşı konulmaz bir keşif. Ama asıl paradoks gençliğimizin haklıyken haksız olması. Çünkü tek biçimliğin tehdidi altındaki bu evrende halklar birbirlerinin çağdaşı değil, gençliğin kendini feda etmeye hazır olduğu yeterince ulus var hala. Gençlerimiz bu dünyada barış ilan etmenin dünyanın sizi dinlemesine yeteceğini mi sanıyorlar? Biz cehennemdeyiz ve lanetli olmaktan, sürekli acı çekmekten başka tercihimiz yok. Bir de bu azaptan sorumlu şeytanlar var. Yüzyıl ölümün yüzyılı. Ölüm bizzat bize dönük. Her bir insanın 40 kez öldürülmesine yetecek kadar imkana sahibiz. Silahlarımızla ne yapacağımızı şimdiden bilemiyoruz. Binalar artık bize yetmiyor. Dağları oymaya başladık bile. Ölüm araçlarımız toprağın derinliklerine yığılıyor. Bizim dünyamız sanki askeri cephanelik. 10 milyonlarca insan savaş için çalışıyor. Ahlakla çıkarın ittifak yaptığı bu çözüm yolunu bozmayı artık hayal bile etmiyoruz. Gençliğimizi paradoksun bedelini yarın ödeyecek. O bunu hissedip isyan ediyor. Bizse ona mucize vaat edemiyoruz. Yavan söylevler çekmeye bile cesaret edemiyoruz. Çoktan mahkum edildiğini ve devrimlerle nasibinin değişmeyeceğinin de farkındayız. Çok geç artık. Tarih durmuyor. Bizi sürekli sürüklüyor. Yokuş aşağı gidişatta. Ya da tasarlarının eğiliminden herhangi bir yavaşlama bekleyemeyiz. Gezegen çapında felakete doğru gidiyoruz ve evren düzenden kaçmak için bu felaketi arzulayan giderek ve daha çok arzulayacak insanlarla dolu. Giderek saçmalaşan bir düzen çünkü. Bu ve ancak tutarlılığın dolayısıyla insanın insanlığının zararına varlığını sürdürebiliyor. Ölüm için yaşıyor, ölüm için seviyoruz, ölüm için doğurup çalışıyoruz. İşlerimiz ve günlerimiz artık ölümün gölgesinde birbirini izliyor. Uyduğumuz disiplin, koruduğumuz değerler ve yaptığımız projeler hepsi tek bir sona karşılık veriyor. O da ne? Ölüm. Ölüm bizi olgunlaştığımızda toplayacak. Bizler ölüm için olgunlaşıyoruz ve küle dönmüş bu dünya üzerinde olsa bir avuç olacak torunlarımız bizim taptığımız her şeyi yakarak bize lanet okumaya devam edecekler. Biz yapmacık figürler kisvesi altındaki ölüme tapıyoruz ama onun ölüm olduğunu bilmiyoruz. Bizim savaşlarımız öldüğümüz şeye kurban verme savaşı, ölümün şerefine kendimizi feda ediyoruz. Bizim ahlakımız bir ölüm okulu. Değer verdiğimiz erdemlerse ölümün erdemleri yalnızca. Bunun dışına çıkamayız. Dünyanın düzenini değiştiremeyiz. Bizi parçalayıp dağıtan şeye dayanamayıp bizi ezen şeyi sırtımızda taşımaya mahkumuz. Bize kalan tek şey kendimiz de ölmeden önce ve en son ölenler olmadan ya yok olup gitmek ya da öldürmek. Yüksek sesle söylüyorum. Üçüncü bir yol imkansızdır, diyor yazarımız. İçimizde taşıdığımız cehennem, şehirlerimizin cehennemine karşılık geliyor. Şehirlerimiz zihniyetlerimizin ölçüsü, ölüm istenci yaşama coşkusuna öncülük ediyor ve hangisinin bize esin kaynağı olduğunu ayırt edemiyoruz. Tekrarlanıp duran işlere koşturuyor ve doruklara yükselmekle övünüyoruz. Ölçüsüzlüğün elinde esiriz ve düşünüp taşınmadan sürekli binalar inşa ediyoruz. Dünya bir süre sonra yalnızca bir şantiye olacak. Burada milyarlarca kör ak karınca gibi uğultunun ve leş kokusunun içinde otomatlar gibi didinip duracaktır soluksuz kalına dek. Günün birinde deli gibi uyanıp bıkıp usanmadan birbirlerini boğazlamaya koyulacaklar. İçine gömüldüğümüz bu evrende delilik, yabancılaşmış insanın, cinli insanın imkanlarının gerisinde kalmış ve eserlerinin kölesi olmuş insanın kendiliğinden neyinin alacağı biçimdir. Delilik artık 50 katlı konutlarımızın altında kuluçkaya yatıyor. Deliliğin kökünü kazıma yönündeki aciliyetimize rağmen. Yeni Tanrı odur. Ona bir tür ibadette bulunsak bile yatıştıramayız onu. Ölümümüzdür o. Hiç durmadan her şeyi talep eder.
Asıl tanrılarımızın kimler olduğu öğrenilmek isteniyorsa bizi ilkelerimize göre değil eserlerimize göre değerlendirmek gerekir. O zaman cevap vermek zor olmaz ve söylemekten ve hatta düşünmekten kaçındığımız şey söylenebilir. Onlar deliliğe ve ölüme tapıyorlardı. Aslında başka hiçbir şeye taptığımız yok ama buna her zaman ikna olamayız. Çünkü delilik ve ölüm vahyedilmiş dinlerin nihai tamamlanıştır. Ve bu dinler en başta da Hristiyan imanı delilik ve ölümü fiilen kapsar. Biz deliliği ve ölümü sunakların üzerine yerleştirdik. Yüce Tanrı'nın hem çıldırdığını hem de can çekiştiğini söylüyorsak artık ne kalır geriye sorarım size. Paradoksun bedelini ödemek kalır ve bunun ödeneceğini öngörüyorum. Vaktiyle oynadığımız fikirler şimdi insanlarla oynamaya başlıyor ve insanlar ölçüsüzce tüketecekler kendilerini. Hiçbir şeyden kaçamayacağız ve hiçbir şey bize artık lütufta bulunmayacak. Sürdürdüğümüz düzen asla iyileşmeyecek. Delilik ve ölüm bu düzenin temelleri olarak kalıyor. Düzen onlara bağlı ve sağlıklı bir şekilde değişemeyeceğinden biz istemesek de desteklenen şey öldürecek düzeni. Fikirler insanlardan daha canlı olduğundan fikirlerle yaşar insanlar ve onlar için ölürler gıklarını çıkarmadan. Oysa tüm fikirlerimiz katildir. Hiçbir fikir nesnelliğin, ölçünün ve tutarlılığın yasasına uymaz. Oysa bizler bu fikirleri sürdüren bizler, otomatlar gibi yürürüz ölüme. Önce gençlerimiz ölecek. Onlar kendilerinin ritüel kurban olduklarını biliyorlar. Onlar evreni anlamdan yoksun diye yargılıyorlar. Onları onaylamazlık edemeyiz. Giderek daha fazla kötü niyetli oluyoruz ve cevap verirken tökezliyoruz. Artık ne diyebiliriz ki onlara? Diyalog imkansız çünkü haklılar ve onlar da delilerle, sersemlerle ve yalancılarla aynı yazgının içine hapsedilmiştir. Yeni vahiy bize ne kadar gerekli gelirse gelsin, öncelikle skandalın patlak vermesi gerek, canice fikirlerimizin kötücüllüklerini ortaya sererek, çılgınlıklarını tüketmeleri gerek. Biz felaketi es geçecek değiliz. Felaket düzenin içinde ve biz de onun suç ortaklarıyız. Felaketi reforma tercih ediyoruz. Dünyayı yeniden düşünmektense kendimizi feda etmeyi tercih ediyoruz. Bu dünyayı ancak harabelerin ortasında yeniden düşüneceğiz. Bir tanrı varsa eğer kaos ve ölüm de onun sanları arasında yer alacaktır. Eğer tanrı yoksa bu da aynı anlama gelir. O zaman kaos ve ölüm kuşaklar tükenene dek birbirlerine yeter. İstediğimiz kadar günlük yakalım, belirsizliğe ve çürümeye mahkumuz, neye taparsak tapalım. Kurtuluş yok, iyilerle kötülerin yazgısı aynı. Azizleri de canavarları da aynı uçurum kucaklıyor. Adil olma ve adaletsizlik fikri, görgü kuralları gereği bağlı kaldığımız bir sayıklamadan başka bir şey olmadı hiç. Aslında dinsel ve ahlaki fikirlerin kaynağı insandadır. Bunu insanın dışında aramak anlamsızlıktır. İnsan metafizik bir hayvandır ve evrenin yalnızca kendisi için var olmasını ister. Ne kadar güzel betimlemiş değerli dostlar. Ama evren insanı bilmez, farkında değildir ve insan bu tanımazdan gelmeye teselli bulmak için uzamı tanrılarla, kendi imgesinden yarattığı tanrılarla doldurur. Böylece içi boş gerekçelere tutunarak yaşamayı başarırız ama bu gayet hoş ve teselli edici gerekçeler bizler gözlerimizi ölüme ve kaosa açtığımızda hiçliğe düşerler. İman boş şeylerden biridir ve bu dünyanın doğası üzerine insanı aldatma sanatıdır. Evet, kısaca özetlemiş bulundum size. Kaosun Kutsal Kitabını değerli dostlar, beni dinlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.